Genel konumla şu an 18 yıldır dediniz ki önceden AK Partiliydim. Evet verdim. 18 yıldır vermez AK olaydım. Gerek ekonomik olarak, gerek demokratik olarak, gerek hukuk olarak Türkiye'yi getirdiği hal ne vaziyette şu anda? Türkiye'yi nereye doğru götürüyor? Bitti ya. Dışarı bak, Allah var şimdi. Dışarıdaki duruşuna, dik duruşuna, yani şer güçlere duruşuna bir şey diyemem. Orada Babacan durdu. Ama içeriği bitirdi. Recep Tayyip Erdoğan'a iki kelime söyleyeyim gideyim ekranlara bakarak. Sayın Cumhurbaşkanı, reis dediğimiz adam, seni seçtik, başa getirdik, ben de oy verdim, yermez olaydım diyorum. Sen ki Kur'an-ı Kerim'i aldın, mitinge çıktın. Sen de biliyorsun ki ben de biliyorum. Mesele o Kur'an'ı alıp sallamak değil, onunla amel etmektir. Onunla amel etmediğin sürece, belki etmiyorsun şu anda, vallahi billahi öbür tarafta yakana yapışmazsam şerefsizim. Ülkede çok ciddi bir sosyal kriz var, çok açık. Ekonomik krizin durumu ortada. İnsanlar büyük bir işsizlik yaşıyorlar. Sorun şu, Türkiye'de bir sürü sorun var. Evet. Adalet sorunu var, ekonomik sorun var, evet. Ekonomi sorunu. Onun dışında işte fikir özgürlüğü, işte demokrasi anlamında insanların ifade özgürlüğü problemli deniyor. Evet. Ya kim gelirse Türkiye'de bu sorun, ne olursa Türkiye'de bu sorunlar çözülebilir. Var mı alternatif söyleyebiliriz? Sevgili dostum, bak biz arkadaşla çok demokratik, medeni bir şekilde tartışabiliyoruz. O yüzden Z kuşağını seviyoruz. Amcam biraz Z kuşağını ve gençliği bence biraz dinle amca. Bak gençlikte güzel tartışmalar var. Ben diyorum ki mesela bu ülkede ciddi bir anayasa problemi var. Bu ülkede mevcut düzen, mevcut sistem hatalı. Çünkü bu ülkede ekonomik problemler çok alabildiğine ilerlemiş vaziyette. Hukuki anlamda bak abi bir dakika dinle. Bir dinle abi. Bak dinle. Uluslararası standartlara göre hukukta geriye düşmüşüz. 3. dünya ülkeleriyle aynı kategorideyiz. Ya abi ben demiyorum. Abi ben demiyorum onu. Bak, uluslararası standartlar diyor bunu. Dinle. Ya abi sen tamam. Sana böyle propagandif şeyler söylerler. Kafadan olmuyor. Tamam. Şimdi sana ekonomi kötü mü? Abi ben diyorum ki eğitim bak abi eğitim kurumları, dünya çapındaki eğitim kurumları bir araştırma yapmışlar. Türkiye'nin eğitim standartı 140'lara düşmüş dünya üzerinde. Bunlar ya abi tamam sen tamam. Çözüm şu. Bana söz verme. Tamam, şimdi ben söyleyeyim. Büyük ekonomi kötü. Bunun cebinde kaç para var? Çıkarsın. Kaç para var cebinde? Gençliğini söyle. Ne yapacaksın sen? Çıkarmak zorundasın. Ekonomi kötü diyorsun. Tamam, benim cebimde 50 lira para var. Ne yapacaksın? O zaman ekonomi kötü değildi. Allah Allah. Vallahi. Dayıcım buradan 50 liraya 5 lira yağ alamıyorsun. Nereye ekonomi kötü? Bunda 50 lira para olduğuna inanıyor musun? 50 lira olduğuna inanıyor musun? Ya dur çıkartayım dur. Kimsin? Dur çıkartacağım bir alacak mısın? Ben 54 yaşındayım. Bak 54 yaşındayım. Eğer senin cebimde 50 lira para buraya geliyorsan yalan söylüyorum. Amca istersen 54 yaşında adamım. Samimi olarak soru sordun cevapladık. Niye? Tamam doğruyu konuş. Doğruyu konuş. Tamam mı? Çıkartıyoruz, bekle. Bak yaşmaya gerek yok, ben tamam. İnanmıyorum. Hayır, ben inanmam. Bekle, inanmazsan inanma, o sana kalmış. Şu elinden 54 lira. Nasıl? Şu elinden. Nasıl? Bu kılıfından yiyeceksin 54 lira burada getireceksin. Ya dayıcım sana ne benim... Burada bakma. Yani bu... Ya. Almayacağız mı size, telefonu almayacağız mı? Bana bak. Dayıcım şu bak, memlekette al. Şu memlekette herhalde padişah çıkar öbürünü de. Şurada bak bu kadar evet bu kadar genç bak bu kadar genç var. Bir tanesi sana katılıyor mu? Bir sor bakayım. Bir tanesi sana katılıyor mu? Sor gençlere. Ya evet. Yani istiyorlar ki ekonomi kötü diyebilmek için açlıktan ölüyor olmamız gerekiyor sanırım illa. Bu abimiz istiyor ki bütün memleket açlıktan ölsün. Bütün memleketin cebinde 50 liradan fazla para olmasın. Yanlış çünkü ben diyorum ki bu ülkede 50 liraya 5 litre yağ alamıyorsun. Diyorum ki bu kadar. Bu ülkede yağı da, bu ülkede pirinci de. Yağının sırası oluyor abi, yağ bulunmuyor. Abicim yani. Dünyanın tamamında maalesef ki ekonomi kötüydü. Dünyadaki gelişmişlik düzeyi 1980'de. Tamam 1980'de 40 yıl önce yağdır, işte benzindir ve benzeri kaynakların bulunması bugüne göre bu daha zor bir şeydi. Hiç karşılamamalı abi işte bu yağın tamam, fiyatı. Abicim, sadece bir yağla hükümeti tamam. Yargılayamazsın ki abi. Yok hayır ben diyorum ki yağ değil mevzu. Aynen. Sen bugün işçi ücretleri kaç dolardan kaç dolara düştü? Verisun. Ben diyorum ki eğitim geriye düştü. Ben diyorum ki sağlık geriye düştü. İşsizlik alabildiğine fazla. Sen abi, de bana karşı önce, verirsin hayır, mesela. Tabii. Daha önce çok mu güzeldi şu an böyle kötü oldu? Ya ben de evet katılıyorum. Bu ülkede hiçbir zaman her şey çok güzel olmadı. Başka bir şey. Ama bu ülke hiç bu kadar da kötü olmadı. Yani bu ülkenin... Abi. Bu
Bu ülkenin insanı hiç bu kadar yoksulluk yaşamadı. Bu kadar sıkıntı yaşamadı. Ya bugün abi, PTT ya, işçileri bak. Girdi, ortadan ikiye yarıldı ülke. Ama onlar bizim gibi şapkayla işte dille şeyle uğraşmadı. Gittiler fabrikalarını kurdular. Abicim, peki tamam aynı şey. Ben de şimdi sen üniversitede okudun mu? Aynen. Ben bitirdim. Türkiye şapka devrimiyle şapkayla dille fabrika kurmadı. Benim bildiğim Türkiye'nin en yüksek kuruldu. Benim bildiğim Türkiye'de en yüksek fabrika kurulma oranı Cumhuriyet'in ilk 10 yılı. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ondan sonra özelleştirmeler başladı. Bütün abi, özelleştirmelerle Almanya'da da özeller. Şu an devlet holding değil ki, devlet şirket değil ki abi. Devlet kendi. Yok. Şapkayla uğraşıyordular. Halkı serbest bıraksaydı halkta özel o zaman kurulmadı mı onu abi, sordum. Ya da çok basit bir soru. Şu an Türkiye bilimle uğraşıyorsa niye bilimsel standartları geriye düştü? Yani 2021 Türkiye'sindeyiz. Tamam, o zaman Türkiye 1930'larda savaştan çıkmıştı. Her şey kötüydü. O yüzden de işte şapka de 1929 buhranı var. O zaman kötü bir Türkiye vardı. Almanya şimdi abi, o zaman Almanya 2. Dünya Savaşı'na girdi, biz girmedik. Almanya'nın ortadan ikiye ayırdılar. Ama yok, basit bir şey soruyorum abicim. Diyorum ki mesela Türkiye o zaman kötüydü. Eyvallah. Ama bugün niye mesela son 20 yılda bilimsel alanda, eğitimsel alanda alabildiğine geriye düştü? Ben o kadar gerisini düşünmüyorum. Memleket gündemi abi. Bütün insanlar abi, dolmuş. Sana bir soru soracağım abi. O yüzden şimdi boşaltıyorlar içindeki. Şey niye bu kadar büyütüyorsunuz ki abi? Basit bir şey değil abi işte. Çok basit be abicim. Üniversite öğrencileri sadece dün ve bugün, üniversite öğrencileri 200'e yakın üniversite öğrencisi gözaltına alınmış ülkede. Ve ülkenin haline hala ve hala. Yok. Kabe-i Muazzam'ın resminin üstüne LGBT bağıra asan insan. Sen yok, öyle değil gülüm. Öyle değil. Orada onlar illüstrasyon başını koparmak lazım. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar, bir üniversiteye bir rektör atandı ve o rektör bu ülkenin intihal yaptığı için, yani hırsızlık yaptığı için, akademik alanda hırsızlık yaptığı için başka kötü bir üniversiteden Boğaziçi Üniversitesi'ne iktidar yandaşı olduğu için atanan bir rektör. Şimdi bakın, bu ülkede kadınlar, bak her gün kadınlar öldürülüyor, evet, gençler işsiz. Maalesef. Peki Kabe-i Muazzara'ya saygısızlık oldu diyorsun. Bunu kabul edebilir miyim? Onun etrafına yüzlerce gökdelen dikildiğinde niye ses çıkmadı? Onun etrafına mesela Mekkeliler, Suudi Arabistanlılar, Yemenli Müslümanları bombalarken her gün niye ses çıkmıyor kimseden? Çıkmadım abi sen. Kimseden çıkmıyor abicim. Hiç görmedik meydanlarda insanları. Yemenli Müslümanlar bombalanıyor, haydi meydanlara çıkalım diyen hiç görmedim ben. Ben abi mesela şunu da hiç görmedim. Suriyeli, işte Iraklı çocuklar Amerikan bombalarıyla bombalanırken de sokağa çıkan görmedim. Abi yani Kabe'nin üstüne LGBT bayrağı koyulmasını destekliyor musun? O onun inancıyla alakalı, abi, o onun hisleriyle alakalı. O bizim inancımız. O da suç işte, tamam bir suç işlediyse şayet yasalar gereği işlediği suçla alakalı yargılanabilir. Herkes yargılanabilir. Tamam. Yani en baştaki de yargılanabilir. DHKPC marşı söylemesi de mi doğal yani? Bak dostum, DHKPC marşı söylemesi söylememesi tartışma değil. Tartışma şu. Ne değil abi, bunlar büyük tartışma. Tartışma şu. Seni orada medya manipüle ediyor. Onlar öğrenci değil abi bak. Sana bir söyleyeyim, 108 kişi gözaltına alındı. Bunların sadece 101 tanesi öğrenci çıktı. Tamam, 7 tanesi sadece öğrenci. Yok, bunlar senin işte A Haber'den izlediklerin. Hayır, abi, oradaki hayır, bakanlığın bak, açıklaması tamam, var abi. İşte bugün İçişleri Bakanlığı'nın mesela inanmıyorum çünkü valiler mesela yasaklıyorlar kongreler gereği ya da işte toplumsal yürüyüşleri yasaklıyorlar abi, ama 3000 alakası yok bak, zaten bak. Dostum, öyle bir şey olsa da bunlar serbest bırakılmazdı abi. Bütün halkın valisi mi normalde? Gözaltından bırakılmazdı. Tamam bak, açık bir şey soruyorum. Vali normalde Bursa'da herkesin valisi olması gereken bir vali değil mi? Ya da herhangi bir ilin, ilçenin kaymakamı öyle olması gerekiyor. Peki 3500 kişiyle, 5000 kişiyle il ilçe kongreleri yapıyorken Adalet ve Kalkınma Partisi, onlara izin varken, hani koronadan kaynaklı onlara izin veriliyorken, niye burada 50 tane insan toplandığında, 100 tane insan toplandığında korona bahane ediliyor şu mesela? Şu an toplanabiliyoruz abi. Demek ki o zaman vali, kaymakam ya da abi, herhangi bir kamu görevlisi belirli bir siyasi partinin temsilcisi. Abi sen burada sakin kadar şekilde tartışabiliyor musun? Tamam. Onlar gidiyor benim dini değerim üstüne LGBT bağırıyor, püstürüyor, yerlere seriyor, hayır abi, polisime katil şey diyor. Bir illüstrasyon var orada. Nedir illüstrasyon? Bir tasarım var. O çocuklar tasarlamamış bunu. Dünyanın her tarafında olan bir tasarım var. Onu bir yere asmışlar. Tamam, sen bunu kabul etme. Ben de etmiyorum. Abi edemezsin zaten yani. Tamam eyvallah, kabul etmiyorum. Ama bak, o çocuk sen şeriatı savunuyorsun diye sana gelip ben seni hedef gösteriyor. Ben burada taşkınlık yapmıyorum ki abi. Ben burada taşkınlık yapmıyorum. Hayır abicim. Hayır, sen gelip burada stand açtın diyelim ve yazdın. Şeriatı da savunuyorum dedim. Abi ya, hata mı yapıyorsun şimdi sana yani? Sana karşı olan burada bir sürü insan olabilir. Ama sana Allah'ın bize lütfettiği kurallar ya, abicim ona göre de, onun da fikirlerine göre, düşüncelerine göre başka bir şey var. Ben zaten ona bir şey demedim ki. Ben LGBT'ye karşı burada antipatik bir şey konuşmayalım yani. Ama bak, dünyada sorun çözülmüşken, bu meselelere dair, hani bu meselenin yani homofobiye karşı olan mesele çözülmüşken, Türkiye'de bir İçişleri Bakanı çıkıyor ve diyor ki işte bunlar diyor işte kafası ezilmesi gereken insanlardır, şöyledir böyledir. Abi, şimdi sen de mesela sen şimdi militan marşı orada söylüyorsan haklı değil mi şimdi abi, adam? Bak, benim
Senin başın belaya gitse kimi arayacaksın? Polisi arayacaksın. Madem polisi niye katil diyorsun sen? Suçlu olan birisi varsa tamam, hukuk önünde, yargı önünde herkes eşitçe yargılansın. Tamam mı? Ama bugün ülkede hukuk eşit değil. Valiler eşit değil. Kaymakamlar herkese eşit davranmıyor. İşçi bugün, işçiler Ankara'da, işçiler göz altında. Tamam. PTT. Hukuk diye bir şey kalmadı. Hukuk bitti.